FNAF hakkında bilinmeyenler serisini hepiniz biliyorsunuzdur. Şu ana kadar 4 video çekmiştim ve 4 videoda da 177 tane bilgi anlatmışım size. Bugün de bir nostalji olarak bu 4 bölümü birleştirdim ve 177 tane FNAF bilgisi olarak size sunuyorum. Bu büyük ve uzun videonun şerefine 10.000'den fazla beğeni bekliyorum. Şunu bilmeniz gerekiyor ki mesela 50. bilgiye geldikten sonra mantıken tekrar 1'e saracak. Çünkü ayrı ayrı videolar bunlar, birleştirdiğim için böyle. Siz 51 diye düşünün, oraları zaten ben yazarım. O zaman like atıp abone olduysanız önce reklam girsin, sonra videoya geçelim. Biliyorsunuz ki ben köydeyim ve çok sıkılıyorum. Ama yakın zamanda sıkıntımı giderecek bir aktivite buldum. World of Tanks. Bu oyun tam sen ve ben gibi canı sıkılan insanların eğlenmesi için yapılmış. Çünkü World of Tanks bilgisayar ve konsollarda bulunan tamamen ücretsiz çok oyunculu ve gerçekçi bir savaş oyunudur. Arkadaşlarınızla birlikte takım kurup diğer kişilerle savaşabiliyorsunuz bu oyunda. Ayrıca oyunda 11 farklı miletay, 800'den fazla zırhlı araç bulunuyor. World of Tanks'ın görüntü kalitesi sizi gerçekten bir savaşın ortasındaymış gibi hissettiriyor. Asıl olay taktiksel bir oynayış sergileyip düşmanlarını teker teker avlaman. Sen de kendi bir savaşçı gibi görüyorsan oyun tam sana göre. Sakın kaçırma. Zaten oynayışın kaliteli olduğunu da şu anda görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu videodan sonra ilk defa oyuna girecekler için de özel bir paketimiz var. Benim linkimden girenler bu paketten 250.000 kredi, 7 günlük World of Tanks Premium hesap, 10 savaşçık Tiger 131, seviye 6 İngiliz Premium Ağır Tankı, Cromwell B, T-78 ve Type 64 tanklarını kazanacaklar. Bunca özelliğe sahip olmak için açıklamadaki benim linkime girip sonrasında oyunu indirip hem oyuna hem bana destek olabilirsiniz. Kendinizi savaşçı gibi hissediyorsanız sakın kaçırmayın derim. 1. Scott Cawthon Final Fantasy ilk çıktı sıralarda. Tam olarak tarih vermem gerekirse Haziran'ın 14'ü 2014 tarihinde Final Fantasy için bir Kickstarter başlattı. Bu Kickstarter nedir diye sorarsanız, bir Kickstarter projesi başlatıyorsunuz ve insanlar bu projeye bağış yapabiliyor. Tabi bu Kickstarter projesi bir süre sonra iptal edilmiş. Haziran'ın 14'ü 2014'te açılan bu Kickstarter projesinin hedefi 10.000 dolardı. Ama maalesef iptal edildi. 2. Oluşturulan Kickstarter projesinde Freddy Fazbear'ın gerçek isminin Freddy Bear olduğunu görüyoruz. Yani orijinal ismi Freddy Bear'dı, Freddy Fazbear'ın. 3. Normalde Five Nights at Freddy's 1'de Foxy 2 veya 3. gecede aktif olabiliyor. Ama küçük bir ihtimalle bazı oyuncuların başına 1. gecede de denk gelebiliyor. Bu neden garip derseniz, çünkü Foxy sadece 2. ve 3. gecelerde gelebiliyor. Ama rastgele bir şansa da 1. gecede uğrayabiliyor Foxy. 4. 5. gece bittiğinde oyun son ekranında bize bir çek veriliyor. Çekte 120 dolar yazıyor. 120 dolar göre hesaplam yaparsak haftanın 5 günü günde 24 dolar ediyor. Günde 24 doları 6 saate bölersek saat başı 4 dolar elde ediyoruz. Aslında birazcık saçma. Ama Türkiye'de 5 günde 1769 lira kazanmak bence neyse. Bonnie tasarlanırken mor mu yoksa mavi olduğu tam belirlenememiştir. Ama Freddy Files kitabına bakarsak Bonnie'nin gerçekten de morla mavi karışımı bir renge sahip olduğu açıklanıyor. 6. Golden Freddy Final Dead Freddy's 1'de sürekli ofisin içinde aslında. Ama görünmez bir şekilde ofisin içinde. Eğer etkileşime geçerse bir anda bu görünmezliği yok oluyor ve önünüze çıkıyor. Ama unutmayın, Final Dead Freddy's 1'de oyun boyunca Golden Freddy aslında ofiste. Sadece görünmez bir şekilde duruyor. 7. Final Dead Freddy's 1'in ilk versiyonunda eğer Custom Night yerine 1987 yazarsanız Golden Freddy çıkmıyordu. Ama şu anda yazmayı denerseniz Golden Freddy çıkıp oyununuzu kapatıyor. Ama Davco'nun oynanış serisinden bakarsak Final Dead Freddy's 1'in ilk versiyonunda 1987 yazdığımızda oyunun çökmediğini görüyoruz ve Golden Freddy'nin çıkmadığını görüyoruz. 8. Custom Night dediğimiz olay Final Dead Freddy's 1 ve Final Fantasy Freddy's 2'de çok garipti. Garip dediğimiz sebebi şu, Custom Night olarak geçmiyordu. Customized Night diye geçiyordu. İlerleyen oyunda bu Customized Night, Custom Night olarak değiştirildi. Birazcık garip bir bilgi değil mi? 9. Final Fantasy Freddy's 1'de eğer sol kamerada Bonnie gözüküyorsa hiçbir şekilde posterde Golden Freddy gözükmüyor. 10. Final Fantasy Freddy's 1'de öldüğümüzde önümüze çıkan ekranda 0.00001 bir şansla Golden Freddy jumpscare'i çıkabiliyor. Bildiğiniz öldüğümüzde gelen bu ekranda önümüze Golden Freddy çıkabiliyor. 11. Bildiğiniz üzere Final Fantasy 1'de Fongai bize ölü taklit yapmamızı istiyor ve bu işe yarıyor. Bu taktik gece 2'de 6 saniye boyunca işe yarıyor. Gece 3'te 5 saniye boyunca işe yarıyor. Gece 4'te 4 saniye boyunca işe yarıyor. Gece 5 ve ilerisinde de 3 saniye boyunca işe yarıyor. Şaşırdınız değil mi? 13. Final Fantasy 1'de Foxy'nin bildiğiniz üzere saldırmaları var. Sol kapımıza gelip kapıyı tekmeliyor ve biz de kapıyı kapatıyoruz. Bu birinci saldırısında bir -1 gücümüz gidiyor. Şarjdan bahsediyorum bu arada. İkinci saldırısında -6 şarjımız gücümüz gidiyor. Üçüncü saldırı ise -11 şarjımız gücümüz bitiyor. Bu da Foxy'nin saldırmasında küçük ve bilmediğiniz bir detay. Bunu bilmediğinize eminim. 14. Aslında Foxy'nin jumpscare'ından kurtulmanın bir yolu var. Markiplier'ın yaşadığı bir görüntüden örnek vereceğim. Eğer Foxy tam şarjınız biterken size saldırırsa jumpscare'e bug'a giriyor ve sizi öldüremiyor. Oh, that's new. Ah, power cut off Foxy's little entrance
15. Sol kamerada Golden Fade posterinin çıkmasının olasılığı 0.00001. Evet, sol kamerada Golden Fade maskesi de gözüküyor. 16. Yine sol kamerada bildiğiniz üzere posterler değişiyor. Fade'nin posteri değişebiliyor. Böyle ağzını çıkardığı postere dönüşebiliyor. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bildiğiniz üzere Freddy poster değiştirdiğinde ağız tarafını tutuyor eliyle. Bu tuttuğu kısım Freddy'nin ağız kısmı. Ve Freddy'nin o tutulan ağız kısmında modelini incelersek bir el izi görüyoruz. Bu zamanda çok merak edilen bir teoriydi. Freddy de o ağzındaki iz olan yeri tutuyor. 17. Bildiğiniz üzere Five Nights at Freddy's 1 fragmanında Bonnie koridorda koşuyordu ve bir süre sonra maskesini çıkarıyordu. Fakat Five Nights at Freddy's 1'de bu olmuyordu oyun içinde. Ama Five Nights at Freddy's 2'de Bonnie'nin maskesi hali geliyordu. Bu büyük ihtimal bir referans olabilir. 18. Five Nights at Freddy's ilk zamanlarında can sistemi vardı. Öldüğünüzde bir canınız, sıfır canınız falan kalıyordu. 19. Puppet ve ağlayan çocuk posterlerin gözüktüğü odada eğer Chica veya başka bir animatronik gözükürse o posterler hiçbir şekilde gözükmüyor. Yani It Me halüsinasyonlarının olduğu poster, Puppet posteri veya ağlayan çocuk posteri o odada başka bir animatronik varken gözükmüyor. 20. Oyun içinde gelen It Me animasyonları 0.1 şansa sahiptir. 21. Five Nights at Freddy's 1'de Bonnie'nin maskesinin gözüktüğü, gözlerinde beyaz bir nokta gözüken bu görüntüde Bonnie'nin bir gözü sağa doğru kayıktı. İyice bir araştırma yaptığımızda Bonnie'nin bir şaşı olduğunu fark ediyoruz. 22. Scott'ın eskiden oluşturduğu sitenin birinde Five Nights at Freddy's 1'in bedava versiyonu vardır. Eğer satın almak istemiyorsanız oradan alabiliyorsunuzdur. Bu demo versiyonudur. 23. Five Nights at Freddy's 1'den Five Nights at Freddy's Help Wanted'a kadar bu sitede bedava versiyonları bulunuyor. Ve bu site gerçekten Scott'a ait diyebiliyorum. Sitenin adı IndieDB diye geçiyor. 24. Five Nights at Freddy's 1'in fragmanı Scott Cawthon'un ana YouTube hesabında paylaşılmıştı. 25. FNAF 1'in çıkmasından 84 gün sonra FNAF 2 çıktı. Bayağı kısa bir sürede yeni bir oyun yapmıştı Scott. Adam çalışkan be. 84, 83'e veya 87'ye yakın bir sayı fark ettiyseniz. 26. Vent'ten gelen Endo ve Shadow Bunny aslında Five Nights at Freddy's 2'nin ilk versiyonlarında yoktu. Güncelleme olarak bu iki karakter gelmiştir. Yani sonradan geldi bu iki karakter. 27. Bildiğiniz üzere Five Nights at Freddy's 2'de müzik kutusunun olduğu oda var ve Prize Corner olarak geçiyor. Bu FNAF 2'de de, FNAF Advanced'da da, Ultimate Custom Night'de de böyle. Ama Five Nights at Freddy's 2'de Fongai konuşmalarında Fongai Prize Counter diyor Prize Corner adasına. Müzik boxu over by the prize counter and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. 28. Final Fantasy 2'de Golden Freddy'nin ismi Withered Golden Freddy diye geçerken Ultimate Custom Night'te kısaltılarak Golden Freddy'ye çevrilmiştir. Ve Final Fantasy 2'de de Withered animatroniklerin isimleri Freddy, Bonnie, Chica, Fox olarak değiştirildi. Yani Withered Freddy diye geçmiyordu. Hepsi kısaltıldı. 29. Final Fantasy 2'de Golden Freddy'nin ikinci gecede gelme olasılığı vardır. 30. Final Fantasy 2'de Puppet'ın müzik kutusu bittiğinde koridor odasında Puppet'ın 2-3 farklı sprite'ini görürsünüz. Ve gerçekten çok havalılar. 31. Final Fantasy Freddy's 2'nin içerisinde kullanılmayan bir sürü sprite vardır. Mesela bir tanesi iskelet görseli ve ismi Mike olarak geçiyor. Diğer bir tanesi de toksik sistemi, yani maskeyi çok fazla tuttuğunuzda toksik leveli artıyor. Bunun gibi birçok sprite kullanılmadı Final Fantasy Freddy's 2'de. 32. Mangle'ın dişi ya da erkek olduğunu Scott'a sordular ve Scott şöyle bir cevap verdi. Tamam, bu yıl insanlar bana Mangle'ın cinsiyetini sorup duruyor ve bunu açıklamanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Mangle'ın erkek ya da dişi olduğunu sonunda cevaplayacağım. Millet, şimdi sorunun cevabı evet. Scott komik bir şaka yaparak Mangle'ın cinsiyetini açıkladı ama evet diye açıkladı. 33. Final Fantasy Freddy's 2'de Mangle'ın birinci gecede aktif olma şansı vardır ama çok küçük bir şanstır. 34. Mangle Ultimate Custom Night konuşmalarında birçok parçadan yapıldığını söylüyor. Tilki'den de bahsediyor. Bu Foxy'ye bir referans. 35. Final Fantasy Freddy's 3'ün 2023'te geçtiğinin kanıtı oyunun açıklama sayfasında Freddy Fazbear Pizza'nın kapatılmasından 30 yıl sonra diye geçiyor. 2023'ten 30 çıkarıldığında 1993 kalıyor. 1993 Freddy Fazbear Pizza'nın kapatıldığı tarih. 36. Final Fantasy Freddy's 3'ün haritasını ters çevirdiğinizde Scott'ın logosunu görürsünüz. Bence iyice bir bakın. Güzel bir referans. Bunu gerçekten bilmiyordum. 37. Springtrap ofisimize yaklaştığında sol taraftan yürüyerek geçme sprite'i var. Ve bu sprite'i iyice incelediğimizde Springtrap'ın bacak kısmının hareket etmediğini, sadece üst kısmının hareket ettiğini görüyoruz. Birazcık üşenmişler. 38. Yine Final Fantasy Freddy's 3'te canlı sistemi gibi sistemler vardı. Veya onun dışında kullanılmayan sprite'ler vardı. 39. Final Fantasy Freddy's 3'ün ekstra menüsünde Phantom Mangle kayıp. Ararsanız hiçbir şekilde bulamayacaksınız.
bulamıyorsunuz. 40. Final Fantasy 3'te Final Fantasy 1'de bulunan cupcake'i görebiliyoruz. Bayağı temiz duruyor. 41. Sadece Final Fantasy 3 oyununda kameralarda çıkış kapısını görebiliyoruz. Onun dışındaki Final Fantasy 1 ve 2 oyununda hiçbir şekilde çıkış kapısını göremiyoruz. Bayağı korkunç yapmışlar çıkış kapısını zaten. 42. Final Fantasy 3'ün eski mobil portunda Springtrap'ın 2 tane saldırma şekli vardı ve bu saldırma şekilleri Springtrap nereden saldırıyorsa oradan geliyordu. Mesela kafamız sağdayken ve Springtrap sağdaysa sağdan geliyordu. Ve kafamız soldaysa ve Springtrap soldaysa oradan geliyordu. Final Fantasy 3'te Springtrap'ın ismi tam olarak açıklanmadan, resmi olarak açıklamadan önce fanlar bu karakterin ismini Salvage, Hybrid ve Golden Bonnie olarak tahmin ediyordu. 4. Springtrap'ın kameralarda gezdiğine bakarsak 15 farklı sprite'e sahip. Springtrap'ı rekor olarak kameralarda 15 kere gezdirebilirsiniz. 45. Final Fantasy 3 çıkarken 10 tane fragman yapmayı planlamış Scott. Ama planları çöpe düşmüş maalesef. 46. Scott Calton Final Fantasy 4 çıkmadan önce birçok referans verdi. Ve bu referanslarda bir evden, dağlık bu bölgeden, Batı Teksas'tan falandan filandan bayağı bahsetmiş. 47. Final Fantasy 4'te toplamda 10 tane yıldız toplayabiliriz. Bu 10 sınır sayısı. 48. Scott Final Fantasy 4'ü Ekim'in 31'i 2015'te yayınlamayı planlıyordu. Tüm verilen fragmanlarda, referanslarda bu tarih geçiyordu. Ama Scott abimiz oyunu 23 Temmuz 2015'te yayınladı. 49. Final Fantasy 4'ün kullanılmayan sprite'larında chapter yani bölüm, ana menüde animasyonlu dönen bir yıldız vardı. 50. Final Fantasy 4'ün Cadılar Bayramı versiyonu geleceği sırada Scott bir açıklama yaptı. Freddy'nin Noel Baba kostümü giymesiyle alakalı bir paylaşım yaptı. Ama bu Noel Baba kostümü giyen Freddy'yi yılbaşına özel bir sürüm yapıp yayınlayacaktı. Final Fantasy 4 sürümü hiçbir zaman çıkmadı ve hiçbir zaman Noel Baba kostümü giyen Freddy göremedik. Final Fantasy 4, Final Fantasy serisi arasındaki en düşük Metacritic sayısına sahip oyundur Final Fantasy'sin. Birazcık üzücü. 2. Final Fantasy 4, Final Fantasy oyun serisinin sözde son chapter'dır. Ama biliyoruz ki öyle değil. Aslında animatronik'in olduğu pizzacıda güvenlik olarak geçirdiğimiz hikayenin son bölümü FNAF 4. Devamı Afton ve FNAF'ın arka hikayesine kayıyor. 3. Scott Final Fantasy 4 fragmanından Nightmare Fox'i korkunç gözükmediği için kaldırmıştır. Bunu Davko ile olan röportajında açıklamıştır. Abi neden Fox'i çıkarırsın ki? Fox'i zaten en korkunç olanı. 4. FNAF World oyununda hiçbir şekilde Scott sesini göstermemiştir bize. FNAF 1, 2 ve 3'te Fongo olarak önümüze çıksa da FNAF World'da hiçbir şekilde Scott kendini sesli olarak göstermemiştir. 5. FNAF World Ocak 21, 2016 tarihinde Steam'de resmi olarak yayınlanmıştır. Fakat bundan 4 gün sonra geri kaldırılmıştır. 8 Şubat 2016 tarihinde ise Game Jolt sitesine yeniden oyun yüklenmiştir. 6. Ocak 12, 2017 tarihinde FNAF World mobil port olarak yayınlanmıştır. Fakat o da bilgisayardaki versiyonu gibi kaldırılmıştır. 7. FNAF World'da kullanılmayan bir sürü içerik vardı. Özellikle buzlu mağara mekanındaki kullanılmayan bir müzik vardı. Hadi bir onu bir dinleyelim. Aslında güzelmiş. Neden kaldırdığını bilmiyorum. Sadece bu değil, kaldırılan bir içerik olarak da Gigi'nin bir ses diyaloğu var. Başka kaldırılan içeriklerden biri de ünlü Final Fantasy 4 sandığımızın açılmış hali gibi birçok kullanılmayan içerik var oyun içerisinde. Aslında aralarında çok güzeller var ve neden kaldırıldığını bilmiyorum. 8. FNAF World'da karakterlerin ilk isimleri Adventure şeklinde olacaktı. Adventure Freddy, Adventure Bonnie gibi olacaktı. Tabii bu olmadı. 9. Zamanında scottgames.com kapanmadan önce gizli bir kod vardı bu sitede. Bu kod 4GYDN0J28JK12 idi. Bu kodu tarayıcıya yapıştırdığımızda bir map açılıyordu. Bu map Sister Location haritasının görüntüsüydü. Ulan Scott, neler gizliyorsun bizden? 10. Final Fantasy Sister Location'da bildiğiniz üzere Springtrap gözüktü. Oyunun sonunda gözüküyor bildiğiniz üzere. İnsanlar bunu çizelgiyle bağladı ama olay aslında öyle değildi. İlk 4 oyundan sonra bir süre Springtrap gözükmedi. Tabii Final Fantasy World çıktı ama canlı kanlı bir şekilde gözükmedi Springtrap. Fanlar bir anda hype'lansın diye Scott Springtrap'ın geri döndüğünü ekranlara yansıttı. Yani çizelgeyle alakası yok bu olayın. Sırf bu olaydan dolayı Final Fantasy Sister Location'ı FNAF 3'ten sonra diyorlar ama bu gerçekten garip ve yanlış. Olayımız bu değil. Olayımız Scott'ın telif haklarına baktığımızda bu sahnedeki Springtrap'ı Springtrap 2 diye telifini almış. Scott, ne yapıyorsun kanka be?
11. Still Location fragmanında Baby havalı bir şekilde gözüküyor. Bu havalı sahne oyun dosyalarında var. İşte Baby böyle gözüküyordu. 12. Still Location'ın teaser fotoğraflarında 7 tane Beedibap gözüküyor. Fakat oyunda 2 tane Beedibap var. 13. Lolbit sadece kafa olarak Still Location'da gözüküyordur. Help Wanted oyununa geçince Lolbit'in full bedeni tasarlanmıştır. 14. Still Location'da kullanılmayan içerikleri sayalım bir hadi. Ballora'nın sol camda kullanılmayan maskesi açık hali. Baby'nin kafasıyla alakalı kullanılmayan kırmızı temalı fotoğraf. Bu sefer birazcık azmış. 15. Bildiğimiz üzere Scoop odasında tüm animatörlerin parçaları var. Ve o parçalar Enner'da oluşturuyor. Peki Mini Reina ve Beedibap nerede? 16. Final Fantasy'nin en popüler mimi olan Exotic Butter'ın ilk ismi Exotic Margarine'ydi. 17. Sister Location'ın fragman fotoğraflarında Castle Knight'la alakalı olan da garip bir detay vardı. Havalandırma kamerasında bombonun yürüdüğünü görüyorduk. Ama bu oyunda yoktu. 18. Scott Sister Location'da gördüğümüz tüm karakterlerin telifini almıştır. Kırnaz adam seni. 19. Vlad ve Clara dizisindeki karakterlerin ilk konsept çizimleri ve son konsept çizimleri bunlardır. 20. Freddy Fazbear Prisoner Simulator'dan kullanılmayan içerikleri sayalım hadi. Malton Freddy Blueprint ve kasetteki bazı simgeler. Scott kullanılmayan içerikleri azaltıyor gibi duruyor. 21. FFS oyundaki pizzacının adı Freddy Fazbear Pizza Place'tir. Bu isim Security Breach oyununda da geçiyordu bildiğiniz üzere. Bu ismi FFS sonlarından bir tanesinde görüyoruz. 22. FFS oyununa ait Funko Gevrey vardır. Hatta mavi yeşil kırmızı karışımı Freddy ya da Lefty maskotu içeriyordu. Çok garip. Böyle bir karakter olduğunu biliyor muydunuz? Final Fantasy Freddy's de bunları biliyor muydunuz? 23. Salvage animatronikleri yani Scrap Trap, Scrap Baby ve Molten Freddy's The Location teaserında bir yere sahipti. Hep bu karakterlere ait sızıntılar gözüküyordu görsellerin bir yerlerinde. 24. Ultimate Custom Night oyununda Fongai konuştuğunda bu seslerin nereden geldiğini anlarsınız sanırım. Final Fantasy Freddy's 1, 2 ve 3'teki Fongai'nin sesleri bunlar. 25. Ultimate Custom Night ilk çıkacağı sıralarda Scott karakterlere özel bir liste hazırlamıştı. İlk zamanlarda bu listede Endo, Fredelstar, Candy Cadet ve Trash Gang'in ayrı ayrı oldukları kısımlar vardı. Tabi sonradan bu liste değiştirildi. Fredelstar Nightmare Freddy'li tek bir karaktere dönüştü, Trash Gang toplanıp tek bir karaktere dönüştü ve Candy Cadet arka plan unsur olarak değiştirildi. Maalesef Endo aralarında kayboldu ve eklenmedi oyuna. 26. Ultimate Custom Night 5 Temmuz 2018'de resmi olarak çıkacaktı fakat Scott biraz daha uzun zaman isteyip Ağustos'un 8'ini erteledi oyunu. Tabi o tarihte oradan Haziran 29 olarak değiştirildi. 27. April Fools yani 1 Nisan şakası için Scott, Fongai, Nightmare Freddy ve Foxy'ye komik özellikler ekledi. Bu özellikler çok eskimiş olan teorilerdi. Mesela aşırı eski ve çürümüş teorilerde neler vardı hatırlayalım bir. Fongai William Afton'dır, FNAF rüyadır, Foxy iyi bir karakterdir. Scott bunların hepsini 1 Nisan özel istendiği gibi yapmıştı. Örneğin Fongai'nin açıklamasında Fongai William Afton'dır yazıyordu. 28. Ultimate Custom Night oyununun önceki sürümü olan 1.0'da Toyçka'nın jumpscare animasyonu ve yürüme animasyonu tam tersi şeklindeydi. 29. Ultimate Custom Night'te kaldırılan içerikleri bir sayalım. Toyçka'nın animasyonlarının terse çevrilmesi. Çıkan animasyonun tersi çevrilmesi. Still Location'daki animasyonun aynısı olan Banat animasyonu. Demo ekranı ve kullanılmamış Custom Night yazısı. 30. Ultimate Custom Night önündeki ofislerin isimleri bu şunlardır. Futuristic Office, Retro Office, Büyük Office. 31. Ultimate Custom Night çıktığı sıralarda Scott oğlu Brayden'ı oyuna oynattı. Brayden, Wither Chica'nın durdurulamaz olduğunun ve bunun bir bug olduğunu bildirdi. Artı olarak da Bonnie ve Foxy nerflemesi gerektiğini söyledi. Çok iyi. 32. Zamanında Steel Wool tarafından Headwanted'ın Oculus Quest, Xbox ve Nintendo Switch'e çıkacağı resmi bir şekilde açıklanmıştı. 33. Headwanted DLC'si olan Curse of Dreadbear ilk başta Rise of Frankenfreddy yani Frankenfreddy'nin yükselişi olarak geçiyordu. 34. Headwanted oyun içerisinde birçok easter egg bulunuyor. Oyunların içerisinde lobby'de veya başka kısımlarda diğer karakterleri görebiliyoruz. Örneğin lobide Helpy'yi, Final Fantasy 2'de Bayrendeyu, Final Fantasy 3'de Scott'ın kahvesini, Plush Trap oyununda Mini Reina ve Night Terror'da Beedibap'i görüyoruz. Bunların kaçını biliyordunuz? Hadi yorumlarda belirtin. 35. Help Wanted'da Mangle'ın Vent Repair oyununda uzun bir bilgilendirme metni geçiyordu. Bu kaldırıldı. 36. Help Wanted'ın dosyalarında multiplayer klasörü var. Oyun modları, karakterler, her şey hazırlanmış fakat sonradan kaldırılmış. Yani Help Wanted'da multiplayer seçeneğini görebilirdik. Fakat maalesef kaldırıldı. 37. Wither Tanımatörü Wither'ın Help Wanted'a gelecekleri kesin olmadığı sıralarda Wither Foxy'ye ait kaybolmuş dokulu bir model bulunuyordu. Kaybolmuş dokunun ne olduğunu biliyorsunuz. İngilizce versiyonu Missing Texture diye geçer. Yani böyle mor karışım bir değişik bir renk. 38. Help Wanted'da kullanılmayan iki animasyon vardı. Biri Freddle Jumpscare'ı, diğeri de Freddle'ın aşağı kaçış animasyonu. 39. Plush Baby karakterinin oyun dosyasında kullanılmayan halleri vardır. Kapalı mavi Plush Baby ve turuncu Plush Baby. Plush Baby'den nefret ettiğimi biliyorsunuzdur umarım. 40. Help Wanted yayınlanmadan önce Steelwall 6 altını çiziyorum. Kendi Steam sayfasında başarımları gösterdi. Bildiğiniz Help Wanted'da kazanabileceğiniz başarımların hepsini Steel Wool kendi sayfasında göstermişti. 41.
Halfwanted galerisinde inceleyebileceğimiz tam tamına 37 tane karakter vardır. Tabi hepsini inceleyecek kadar üşenmezseniz helal olsun yani, ne diyeyim. 42. Glitch Trap ve Phantom animatronikler Halfwanted galerisine ait değillerdir. Onları bulamazsınız. 43. Find It Freddy's Halfwanted'da Find It Freddy's 2 oynarken Fenir'i tutabilecektik fakat bu tuşa dönüştürüldü. Vay be. Aslında bu olsaydı Night Terror'lerde de flashlight tutmamız gerekirdi. Şahsen daha güzel olurdu. 44. Halfwanted beta test aşamasındayken Nightmare moduna geçme tuşu kapalıydı. Üstünde Out of Order yazan bir kağıt ile onu aktif hale getiremiyorduk. Tabi sonradan açıldı bu tuş. Bu tuşa bastığınızda Nightmare moda geçebiliyorsunuz. 45. Halfwanted'da eğer 3 tane figür yerseniz ölürsünüz. Sınır 3'tür. 46. Halfwanted'da aslında Spring Bunny'yi de görecektik. Ve hatta bunun kanıtı Halfwanted posterinde geçiyor. Spring Bunny Glitch Trap ile değiştirildi. Olsa da fena olmazdı. Best Pink Bunny. 47. Halfwanted'daki 4 animatörün şarkı söylediği kısmı aslında bir ilk. FNAF serisinde sözlü bir şekilde şarkı geçip şov yapılan ilk yer burası. Freddy Fazbear Pizza. 48. Glitch Trap'in ismi duyurulmadan önce tahmin edilen isimler şunlardı. Molehail, War Rabbit, The Anomaly ve Spring Bunny Man. Spring Bunny Man. Mexico. Sonunda oyun dosyanın içinde resmi isim bulundu Glitch Trap'e ait. 49. Find It Freddy's R. Mobilde R desteği olan telefonlarla oynayabileceğiniz Find It Freddy's oyunu. Bu oyuna ait resmi bir web sitesi bulunuyor. İsterseniz girebilirsiniz. FNAFR.com diye geçiyor. 50. Find It Freddy's R çıktığı gibi 5 tane etkinlik yapılmıştır. Bu etkinlikler şunlardır. 2019 etkinliği, 2019 kar etkinliği, 2020 Sevgililer Günü etkinliği, 2020 Patrick Günü etkinliği ve 2020 Pascal etkinliği. Oyunun yapımcısı Lumix oyunu bayağı aktif bir şekilde yönetiyor. 51. Find It Freddy's 4 oyunda şansa denk gelecek bir şekilde sağ kapıdan baktığımızda Nightmare Fox'i görebiliyoruz. Evet, Nightmare Fox sadece dolapta gözükmüyor. 52. Find It Freddy's R çıktığı sıralarda Snapchat'e Freddy ve Baby fitnesi gelmişti. Çok güzel gözüküyorlar. 53. Find It Freddy's R fragmanında Markiplier isimsiz anlatıcı karakteriyle geçiyordu. Yoksa Markiplier de mi FNAF hikayesine dahil? 1. FFS yani Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Salvage dediğimiz animatronikler vardı bildiğiniz üzere. Molten Freddy bu Salvage animatroniklerden bir tanesiydi. Ama şöyle bir detay vardı oyunda. Molten Freddy'nin jumpscare'larını incelersek Molten Freddy'nin gözü Salvage odasında turuncu, FFS ofisinde kırmızı, UCN'de ise sarı renkte gözüküyordu. Scott sanırım modellemelerde birazcık kararsız kalmış. 2. Final Fantasy 3'teki kamera 2 ya da kamera 10'da nadiren gözüken bir poster var. Bu poster Springtrap o kameradayken asla gözükmüyor. Bu poster Spring Bunny posteridir. 3. Ennard bizim için Sister Location'ın önemli karakterlerinden birisi. Sister Location ve Ultimate Custom Night modellerine bakarsak Ultimate Custom Night modelinde Ennard'ın iki kaşı da orantılı bir şekilde var olduğu gözüküyor. Fakat Sister Location'a dönersek Ennard'ın modellemesinde Ennard'ın sağ kaşının olmadığını görüyoruz. Halfwanted oyununda ise Ennard'ın sağ kaşının tekrar kayıp olduğunu görüyoruz. Ama FNAF için yapılan peluşlarda veya Funko'larda ise Ennard'ın iki kaşında olduğunu görüyoruz ya da hiç kaşının olmadığını görüyoruz. Aşırı garip değil mi? 4. Ultimate Custom Night oynarken bir ofiste olduğumuzu biliyorsunuzdur. Bu ofiste geceyi geçirirken arada bir nadiren FNAF World Boss'ları masamıza geliyor. Bunlar Bonespot, Tangle ve White Rabbit'tir. 5. Find It Freddy's 2 içerisinde Withered animatronikler bulunuyor. Bu animatroniklerden Withered Bunny. Göz rengi kırmızı değil mi? Fakat havalandırma kamerasındaki Withered Bunny'nin gözü beyaza dönüşüyor. Önümüze geldiğinde ise beyazlık kayboluyor. Bazı insanlar bunun el fenerinden dolayı olduğunu söylese de ana ekranda gözüken Withered Bunny'nin göz rengi beyazdır. Cidden garip şeyler. 6. FNAF World'da karakterler elde ediyoruz ve en sonunda onları düşmanlara karşı kullanıyoruz. Phantom karakterler için önceden Toksik Şarkı adında bir saldırı seçeneği vardı. Fakat bu kaldırıldı. 7. Find It Freddy's 1'de bildiğiniz gibi animatroniklerin gözüktüğü bir kısım var. Bu kısımda sırasıyla Bonnie, Freddy ve Chica duruyor. Bonnie sahneden ayrıldığında ortada sadece Freddy ve Chica kalıyor. Chica'nın gözüne bakarsak bir anda kaybolduğunu fark ediyoruz. 8. Pizzeria Simulator oyununda Fred Punch Clown'u oynarken gizli bir diyalog bulunuyor. Nadiren gelen bu diyalog da "Tell anyone about this and I cut your throat." Bu söylediği şeyler William Afton'un yaptığı şeylerle aynı gibi değil mi? 9. Bildiğiniz gibi Final Fantasy Freddy's 4 oyundaki Halloween sürümündeki karakterlerin çoğu hikayeyle alakalı değil. Ama sadece biri dışında. Nightmare, Balloon Boy. 10. Ultimate Custom Night oyununda Freddy ve Toy Bonnie'nin sesleri yok bildiğiniz üzere. Her şey beklendiği gibi gitseymiş Freddy Kellingoff yani Glamrock ve Funtime Freddy'nin ses aktörü, Toy Bonnie ise Stephanie Bellin de
Quinn, yani Didi'nin ses aktörü seslendirecekmiş. Ama olmamış. 11. Callan Goff, Sister Location için Phantom Freddy'yi seslendirirken aslında Alman aksanıyla seslendirmiş. Fakat bu Scott tarafından kabul edilmemiş. İşte bu da o kabul edilmeyen ses kaydı. Sing a song for you. 12. Mangle'ın Five Nights at Freddy's 2 havalandırmasından gelirkenki sprite'ına bakarsak ikinci kafasının bulunduğu kısım duvarın içinden geçtiğini görebiliyoruz. 13. Five Nights at Freddy's ARE oyununda Frostbeard'ın gelen bir güncellemesinde lure'lar yanlış dizayn edilip Freddy yerine Bonnie yapılmıştı. Sonradan bu düzeltildi. 14. Help Wanted DLC'si için kullanılmayan Grim Fox animasyonu önünüzde. 15. Help'inin isminin aslında Help olmadığını biliyor muydunuz? Evet, Help'inin ismi aslında Küçük Freddy'ydi. 16. Tüm Phantom animatronic'lerin göz renginin gümüş olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Springtrap'ından Phantom Freddy'sine. Hepsi. Hepsinin göz rengi gümüş. 17. Mr. Hippo, Ultimate Cast Night oyununda bize jumpscare atarken jumpscare'ın eğer ki incelersek iyice içinde Endo 01'in olduğunu görebiliyoruz. Vay be Hippo. 18. FNAF ARE'de profil simgelerini incelersek garip bir şekilde Toxic Springtrap adlı karakter profil simgesi Plush Trapping'inin üstüne yapılmış gibi duruyor. Spring Trapping ile alakasız bir şekilde yapılmış gözüküyor. 19. Altın Cupcake diye bir karakterin olduğunu biliyor muydunuz? Evet, böyle bir karakter var. Five Nights at Freddy's 3 kamera 4'e bakarsak bir cupcake görüyoruz. Evet, bu normal cupcake ama nadiren postalgi cupcake altın cupcake'e dönüşebiliyor. Fred Beer'ın aile lokantasındaki Spring Bonnie'nin cupcake'ine benziyor olmasın? 20. Help Wanted oyununda Vent Repair oyununa dikkat edelim. Asansörden aşağı inerken Withered Bonbon'u görüyoruz. Korkunç duruyor değil mi? 21. Çöp ve Stan çetesinden Penstan karakteri. Kendisini Ultimate Castle Knight'te düşman olarak seçmesek bile Mr. Hugs ile birlikte Toy Freddy'nin kamerasında ve sağ kamerada gözükebiliyor iki kişi. 22. Balon Boy Five Nights at Freddy's 2 oyununda kendi odasındayken düğmeleri siyah, ofise geldiğinde beyaz, aynı şekilde Ultimate Castle Knight oyununda da beyaz, Help Wanted ve Special Delivery oyununda ise siyahtır. 23. İşte Five Nights at Freddy's ARE'deki Firework Freddy'nin kullanılmayan animasyonu. 24. Five Nights at Freddy's 4'ün Cadılar Bayramı versiyonundaki karakterlerin fragman fotoğraflarında isimleri şöyleydi. Nightmare Balloon Boy, karanlığın içinden .jpg, Nightmare Mangle, parçalamak .jpg, Nightmarion, bebeği uyandırma .jpg, Jeko Chiga ise bö JPG olarak geçiyordu. 25. Help Wanted oyununda öldüğümüzde monitörün üstünde cupcake gözüküyor normalde. Fakat nadiren bu sahnede Nightmare Cupcake de gözükebiliyor. 26. Onları Kurtar Mini oyunu. Five Nights at Freddy's 2. Mangle Sprite'ın iyice incelersek isminin O Buradaydı olduğunu görebiliriz. Peki o kim? 27. Five Nights at Freddy's The Location teaser fotoğrafında aydınlatma işlemi yaparsak sağ tarafta Baby'yi görebiliyoruz. The End yazısının sonunda soru işaret çıkması gibi bir olaymış bu da. 28. Five Nights at Freddy's Silver Eyes, yani Gümüş Gözler kitabının aslında ismi Gümüş Gözler değildi. İlk başta ismi Untold Story diye geçiyordu. Evet, Five Nights at Freddy's Untold Story kitabı. 29. Five Nights at Freddy's 2 oyununda Withered Freddy ofise geldiğinde Freddy'nin mikrofonunun Freddy'nin elinin içinden geçtiği gözüküyor. Biraz daha uğraşsalar bunu yapabilirlermiş. 30. Elchip karakteri. Ultimate Custom Night oyununun içinde gözümüze sokulan havalı bir karakter. Aslı sizce nereden geliyor bu karakterin? Scott'ın ilk oyunlarından olan Lumber Code'daki Chipper'dan geliyor. 31. Five Nights at Freddy's 3 ofisi. Nadiren oyun içerisinde sol kısımda yerde oturan bir Freddy gözükebiliyor. Fanlar çoğunlukla bunun Golden Freddy olduğunu iddia etse de parlatıldığında morumsu bir görüntü olduğu anlaşılabiliyor. Yani bu karakter Shadow Freddy. 32. Pizzeria Simulator oyundaki Afton'ın jumpscare'ına dikkat edelim. Bu jumpscare eskisi gibi değildi değil mi? Evet, aslında öyle. Scott bu jumpscare'ları güncelleştirip tekrar yayınladı. Afton jumpscare'ın önceki haliyle güncellenmiş hali bu şekilde gözüküyor. 33. Balora aslında balerin hareketleri yapıp değil de yerde örümcek gibi hareketlerle saldıracakmış bize. Yani ventten falan kovalayacakmış. Ama bu değiştirilmiş. Çünkü anlarsın ya. 34. Five Nights at Freddy's 1 fragmanına dikkatle bakarsak Bonnie, Freddy ve Chica'nın gözüktüğü kısımlar. Freddy'nin elindeki demir elinin içinden geçmiş şekilde gözüküyor. Yine Five Nights at Freddy's 2'deki gibi bir hata. 35. Kitaplar dahil toplamda 39 tane Freddy karakteri var FNAF evreninde. Çok fazla değil mi sizce de? 36. Five Nights at Freddy's'in Chuck E. Cheese olaylarına esinlenerek yapıldığını biliyorsunuzdur. Freddy, Chuck E. Cheese'deki şu karakterden ve Showbiz Pizza Place'deki şu karakterden, Bonnie ise bu karakterden, Chica'ya gelirsek ise Helen Henny adı verilen bu karakterden, son olarak da Foxy de Foxy Colin adı verilen bu karakterden alıntı gözüküyor. 37. Five Nights at Freddy's 1 fragmandaki ana sahnedeki 3 karakteri biliyorsunuz. Bonnie,
Freddy ve Chica. Ama bu niye bakarsanız havada uçuyor gibi gözüküyor. Bununla alakalı birisi soru sormuş Scott'a ve Scott, Bonnie zaman, uzay ve fizik kurallarına uymaz diye komik bir cevap vermiştir. 38. Scott Calton oyunlarındaki ya da tüm FNAF oyunlarındaki jumpscare sesleri kesinlikle orijinal değil. Tüm sesler bağırışma ve çocuk seslerinin üstünde oynanmış halleridir. 39. İşte önünüzde Health Wanted DLC'sinden gizlenmiş bir jumpscare. 40. Distorted Chica diye bir karakterin olduğunu biliyor muydunuz? Curse of Dreadbeard'ın fragman posterinde Distorted Chica adında bir karakter vardı. Fakat bu sonradan Withered Chica ile değiştirildi. 41 ve son olarak. Security çıkmadan önce atılan fragman fotoğrafını hatırlayın. Glamrock Freddy fotoğrafı. Eğer üst tarafa bakarsak ki orada bir karakter gözüküyor. Bir tavşan. Bu tavşan kimdi? Zamanında kimse bilmiyordu isminin Veni olduğunu kimse bilmiyordu. Eğer fotoğrafı indirip Notepad Plus'tan kodlarına bakarsak Veni'nin ismini bulabiliyoruz. Shadow of Veni. Ve evet, Veni'nin ismini ilk kez burada duyuyoruz. Bu anlattıklarımdan kaç tanesini biliyordunuz? Yorumlarda belirtin. Abone olmayı unutmayın ve videoya beğeni bırakmayı unutmayın. 1. Final Fantasy 1'in nostaljik ve en efsanevi jumpscare sesini hatırlayın. Bu ses Scott'ın diğer kullandığı jumpscare sesleri gibi orijinal değil. Jumpscare sesleri 1981 tarihindeki bilim kurgu filmi olan Inseminoid isimli bir filmden bir karakterin uzaylı bir çocuk doğurduğu sahnedeki sesten alınmıştır. İki, bildiğiniz gibi Final Fantasy 4'ün hem ham versiyonu hem de Cadılar Bayramı'na özel versiyonu bulunmaktadır. Bu iki versiyonun farkı karakterlerin yanarlı dönerli ya da daha korkunç olmasıdır. Cadılar Bayramı versiyonundaki jumpscare'lardan Jacko Bonnie'nin jumpscare'ı Nightmare Bonnie'ninkinden daha hızlıdır. Aynı karakter gibiler ama Jacko Bonnie daha hızlı jumpscare atıyor. 3. Final Fantasy 3 oyununda gece başlar başlamaz Phantom Chica veya Phantom Fox tarafından öldürülme olasılığınız vardır. 4. veya 5. gecede yaygın olan bu olayı açıklamak gerekirse oyunumuz başladığı gibi direkt Phantom Fox'tan veya Chica'dan jumpscare yediğinizi düşünün. Fakat bu olasılık çok azdır. 4. Happy Frog karakterini bilirsiniz. Kendisi bir kurbağadır. Ultimate Castlemite oyununda da Duct System yerinden ona ses verebiliriz. Ya da ısıtıcı kullanabiliriz. Happy Frog'un Ultimate Castlemite oyununda ısıyla bir bağlantısının olduğunu biliyor muydunuz? Gerçek hayattaki kurbağaların soğukkanlı olduğu gerçeğinden hareketle Happy Frog ısıtıcıya karşı bağışıktır. 5. Final Fantasy ARE oyununun fragmanını detaylı incelersek 3 farklı şey fark ediyoruz. Biri Lefty'ye benzer 8 bit bir model, biri Glitch Trap ya da Spring Bonnie, biri de William Afton. Bu 3 karakter Final Fantasy ARE fragmanında belirli aralıklarla çok hafif gözüküyorlar. Bu çok garip bence. Sizce de öyle mi? 6. Final Fantasy oyunları içerisinde Fongai'nin susmak bilmediğini hepimiz biliyoruz değil mi? Final Fantasy serisi içerisinde en uzun konuşmaya sahip olan Fongai, 3. oyun Fongai'dir. Oyun içerisinde saat 4'e kadar bitmiyor Fongai konuşması. Bu da 2 dakika 41 saniye eşdeğer oluyor. Çok uzun be. 7. Final Fantasy ARE'ye bildiğin üzere yeni karakterler geldiğinde fragman fotoğrafları olarak paylaşılır. Yulumix, yani oyunun yapımcısı, Curse Springtrap karakterini paylaştığı sıra sadece Curse Skin olarak paylaşmış. Yani karakter fragman ismi geçmeyip sadece nicki geçen ilk karakter olabilir. Örneğin Curse Springtrap Skin yazılabilirdi. 8. Final Freddy's Health Wanted beta fragmanında Nightmare Freddy 1 Nightmare Freddy gibi renklendirilmişti. Yani turuncu ya da sarı değil, kahverengiydi. Bunun sadece oyunun en kısa sürede tanıtılması için aceleyle gelen beta görüntüsü olduğu açıklandı. Sonradan zaten değiştirildi bu renk. Eğer ki beta modelini görmek isterseniz ödül köşesinden aksiyon figürünü inceleyebilirsiniz. 9. GG karakterinin FNAF World'daki Foxy Fighters bölümü için garip bir ses diyaloğu vardı. Fakat bu ses diyaloğu küçük bir argo içermesinden dolayı kaldırıldı. Now I'm going to kick your ass! Wait, what? I can't say that. 10. Final Fantasy 2'nin mobil versiyonunda Toy Freddy ve Toy Bonnie oyun alanında gözükmüyor. Tamamen mobil versiyonu ile alakalı çünkü bilgisayar versiyonunda Toy Freddy ve Bonnie oyun alanında gözükebiliyor. 11. Nightmare Mangle'ın Final Fantasy 4 fragmanında tavanda asılı durması belki şunu açıklıyor. Koridorda hiçbir şekilde gözükmediği için tavandan asılarak gelmesi planlanmış olabilir Mangle'ın. 12. Scott Cawthon Still Location çıkacağı sıralarda Ballora'nın ses diyalogları sızdırıldı diye iptal edildi adında bir gönderi yayınladı. İnsanlar Still Location'ın iptal edildiğini düşündü. Sizce Still Location iptal mi edilmişti? Hayır tabii ki. Eğer bu görseli ışıklandırırsanız karşınıza bir paragraf çıkıyor. Bu paragrafta kısaca Circus Baby Pizza World'un açılması binada gaz sızıntılarından dolayı iptal edildiği yazıyor. Devamını çevirmeyeceğim. İsterseniz aratıp araştırabilirsiniz. Zaten ilerisinde bu metinin sanırım hikayeyle alakalı bir şeyler yazıyor. Çok da önemli değil. 13. Final Fantasy 1'in açılış ekranındaki gazetede bulanık kısımlar var bildiğiniz üzere. Peki bu bulanık kısımlarda ne mi yazıyor?
Bla bla bla. Bu reklamın oyunla alakası yoktur. Büyük ihtimal 3. geceyi geçemeyeceksin. Bu muhtemelen iyi bir iş seçimi değildir. Çünkü büyük ihtimal bu hafta hayatta kalamayacaksınız. Kasiyer, çuval içindeki bir çocuk olmanızı veya bir depoda çalışmanızı tavsiye ederim. Hepsi çok saygın işler ve muhtemelen onlar tarafından öldürülmezsin. Olabilir ancak çok olası değildir. Bla bla. Bu alaycı metin aslında 2. ve 3. oyunlar için açılış gazetelerinde yeniden kullanılacaktı. 14. Nightmare Balloon Boy'un kafası alt çenesiyle bağlı gibi durmuyor. Fakat Final Fantasy 4 içerisinde gördüğümüz üzere küçük bir çubukumsu aletle kafa tarafıyla ağız tarafı birleşik duruyor. Çok garip. 15. Headwanted oyunundan Balloon Boy'un Curse of Dreadbeard DLC'sini kullanılmayan animasyonu karşınızda. Final Fantasy 4 içerisinde Plush Trap oyununu oynayıp kazanırsak saat 2'den başlıyoruz geceye. Plush Trap X'in üstüne geldiğinde kazanırız. Fakat X'in üstüne geldiğinde eli ve ayağı birbiriyle kesişiyor. Fark etmiş miydiniz bunu? 17. Chica ve Bonnie sağ kapıdan ya da sol kapıdan geldiğinde size nefes daralması sesi verir. Bu onların size saldırıp sizi öldüreceği anlamına gelir. Fakat bazen Bonnie kapının önünde değilken bile ses verebilir. Bu bir oyun hatası mı yoksa bilerek mi yapılmış bilmiyorum. 18. İşte komik bir bilgi. Widrit'lerin gözüktüğü kamerada ilk başta Widrit Chica gözükmüyor. Fakat Widrit Bonnie kalkıp yanımıza geldiğinde kamerada Widrit Chica yere düşmüş bir şekilde gözüküyor. Bu da Widrit Bonnie'nin yolda Chica'ya çarpıp düşürdüğü ve Chica'nın kolları olmadığı için kalkmakta zorlandığı anlamına geliyor. Ah be Chica. 19. Headwanted oyununda Final Fantasy 1 kısmında eğer ki sol kapıya bakarsanız otomatik olarak Foxy gelir ve jumpscare atar. Eğer ki yeterince hızlıysanız kapıyı kapatıp onu engelleyebilirsiniz. 20. Final Fantasy 1'de Freddy'nin normal şartlarda sadece olduğu yerde durup gece bittiğinde ışıklar kapanınca saldırması planlanmıştı. Fakat Scott Freddy'yi daha da ön plana sokmak için onun da saldırmasını ayarladı. Yani normalde tuvalete falan geliyor, sağ kapıya geliyor, saldırıyor ama işte onlar olmayacaktı normalde. 21. Aslında Final Fantasy 3 çıkmadan önce Scott beta testiyle alakalı attığı bir gönderide Springtrap'ın ismini açıklamıştı. Direkt benim adım Springtrap yazmıyordu ama eğer ki gönderideki kelimeleri incelerseniz bazı harfler iki kez yazılmış. Bu harfleri birleştirdiğimizde benim adım Springtrap, yani my name is Springtrap yazıyordu. Bu adam detaylara bayılıyor. 22. Sevdiğiniz karakterlerden biri olan Moondrop'un yüzü Soul Eater'daki Ay'a çok benziyor. İşte karşınızda bu görüntü. Siz de birazcık benzetebilirsiniz, hatta aynı gibi. 23. Kendi Kadet Ultimate Custom Night oyununda önümüzdeyken ses çıkarıyor durduk yere. Bu sesler çıktığında dosyalarda Cadet Ghost olarak geçiyor. Yani kendi Kadet konuştuğunda ruhunun bir anda aktif olması olağan olabilir. 24. Nightmare Fredbear'ın Final Fantasy 4 oyununda ekstra menüsünde bir siyah bir de beyaz düğmesi vardır. Kapıdan saldırdığında ise iki düğme de siyahtır. Ultimate Custom Night'te hiçbir şekilde düğmesini görebileceğimiz vücut görmediğimiz için Headwanted'a bakabiliriz. Headwanted'da ise ekstra menüdeki gibi siyah ve beyaz düğmesi vardır. Ennard'ın kaşına döndü bu olayda. 25. Final Fantasy Vault. Widrit Bonnie'nin saldırma animasyonunda bacak kısmı ayak kısmının içinden geçiyor. 26. En beğendiğim bilgiye geliyorum. Final Fantasy The Location'ın sondaki gölgeyi biliyorsunuz. Michael Afton'un gölgesi. Mor gözleri gözüküyor. Fakat bu gölge Rick Ashley'e aitmiş. Evet, yani Never Gonna Give yapı söyleyen adam buradaki gölgenin sahibiymiş. Şaka gibi. 27. İkinci oyunda Mangle ve Widrit Foxy aynı anda koridordan geldiğinde Mangle'ın pembemsi kısımları kırmızıya dönüşüyor. 28. Headwanted oyununda Vent Repair kısmında aslında harita dışında bir geliştirici notu var. Bu notta aslında bu kısmın tavan havalandırması olacağı ama çok karışık olacağı için kaldırıldığı yazıyordu. 29. Aslında Funtime Freddy ve Funtime Foxy'nin renkleri birbirinin tam tersiydi. Görüntü inceleyebilirsiniz. 30. Montgomery Gator'ı biliyorsunuz, kendisi timsah ve bu timsah seri içerisindeki sürüngen üzerine kurulu tek animatroniktir. 31. Final Fantasy World geliştirildiği sırada şu anda kapalı olan scottgames.com'da karanlık bir fragman fotoğrafı vardı. Fotoğraf her zamanki gibi aydınlattığımızda bir şey çıkıyordu ortaya. Asılı 8 bit bir Mangle modeli görüyorduk. Aşağıda ise ne yaptığınızı gördünüz mü yazıyordu. Bu fragman intihar teşebbüs etmesinden kaynaklı kaldırıldı. 32. 31. bilgideki gibi yine karanlık bir fragman vardı. Aydınlatılmıştı. Atıldığında ise Ball Boy fotoğrafı vardı. Aşağıda ise delilik birçok biçim alır yazıyordu. Madness olarak geçiyor İngilizce telaffuzu. Peki 81 işte Balloon Boy'un mini oyunundaki oyun dosyasında ne yazıyordu? Into Madness, Scott. Into Madness'ı biliyorsanız gelmesini beklediğimiz yeni bir FNAF oyunu. Ve bu kadar zaman önce Ball Boy ile ismi geçerken ileri zamanda bir Balloon Boy mini oyununda geçiyor ve ismini biliyoruz. Acaba Balloon Boy ile alakalı bir şey olabilir mi Into Madness'ta? Teorilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. 33. Ballora'nın modelinin olduğu görüntüye iyice bakarsak mini Reynalar'ın dizilimleri Baby yazısını anımsatıyor. İnceleyebilirsiniz.
gönlümün yarası.